geldik sevgili aslan burçlarına. Sevgili aslanlar, Venüs ışığını halen sizin üzerinizde pırıl pırıl parlatıyor. Yani ışıltınla herkesi etkiliyorsun. Ancak bu retroya giriş yapıyor. Retroya girdiğinde ne olur? Retroya girdiğinde bir takım aksilikler ve problemler, ikili ilişkilerinizde yanlış anlaşılmalar, yatırımlarla ilgili acaba onu mu yapsam, bunu mu yapsam diye kafanız karışabilir. Ayrıyeten Yengeç burcunda gerçekleşen yeni ayın etkisi hayatınızda dolaylı yoldan kariyeriniz ve yurt dışı temasıyla alakalı eğitim, uluslararası ithalat, ihracat, yerleşim gibi konularla alakalı da dikkat etmenizi söylüyor. Burada yeni bir döngüyü başlatacaksınız. Dolayısıyla böyle ortaya karışık, sizin dışınızda gerçekleşen bir takım olaylar neticesinde yeni bir döngünün içine giriyorsunuz. Evet, fakat tutulma hattı Koç ve Terazi kaspında olduğu için size iyi gelecek ve sizi daha rahatlatacak. Netice itibariyle Koç'un seyri ve Terazi'nin seyri aşkta, grup çalışmalarından yana sosyalleşeceğiniz bir yılı da müjdeliyor. Fakat buralardan da olumlu anlamda güzel feedbackler de alacağınız bir dönem olacaktır. Haritanızın etkisine göre belki bu durumlar kaderi olarak bir takım sıkıntılar, işte arkadaşlıklar bitebilir. Tam tersi Venüs retrosu eski arkadaşlarla görüşebilirsiniz. Eski sevgilileri yad edebilirsiniz. Kaybolmuş olanlar eskileri şöyle bir gözden geçirebilir diyorum efendim. Ve haftanın akışına baktığımızda Pazartesi Salı günü Yengeç yeni ayının etkisi sizin dışınızda gerçekleşen sağlık konularıyla alakalı olabilir. Aile bireylerinin sağlığıyla ilgili olabilir. Teste tabi tutulmanın son dönemleri ve bunlar da böyle yani bir tutulma hattı diğer bir tutulma hattına geçerken kaderi anlamda bir takım değişim ve dönüşümleri de beraberinde getirir. Ve bu Yengeç yeni ayda aile temasını, aile büyüklerini de göstermekte, anneyi göstermekte sizin için zorlu, sıkıntılı bir takım konular olabilir. O yüzden aileye biraz daha özen gösterme zamanları. Çarşamba ve Perşembe günü kendi işinizde, gücünüzde, belki görüntünüzde bir takım değişimler yapma ihtiyacı hissedebilirsiniz ama Venüs retrosu olduğu için öyle estetiğe falan filan sakın gireyim deme, dudak şişirme, botokslu şuydu buydu ters tepebilir. Ancak Venüs retro olanlara tavsiye edebiliyoruz. Dolayısıyla bu dönem saçı başı yani boyamayın. Ben bile boyamayacağım. Çünkü 7 Eylül'e kadar artık benim kuaförüm canımı okuyacaktır. Dolayısıyla böyle iki kafa gezeceğiz yani. Çünkü kötü oluyor. Deneyimledim. Olmuyor arkadaşlar. Venüs retrosunda saç boyama, saç kesimi asla ve kata önermiyorum. Ben test ettim, onayladım. Olmuyor şekerim. Dolayısıyla sen de dikkat et sevgili aslan. Haftanın son günleri ne yapacaksın? İşte para konusu, maddi manevi değerler, gelecekle ilgili kaygılar, bunlarla ilgili bir takım sıkıntılar yaşayabilirsin. Hafta sonu ise daha çok aşk zamanları, keyifli vakitler, çoluk çocukla ilgilenme, mutluluk zamanlarını deneyimleyeceksin. Sevgili Başak, Merkür yönetici gezegenin şu anda Aslan'da seyrediyor. Yani farkındalığını çalıştırdığın bir dönemin içerisindesin. Yaratıcılığın da oldukça yüksek. Efor zamanı. Çünkü bir taraftan da burcunda olan Mars'ın etkisiyle eyleme geçebiliyorsun. Bu önemli bir şey. Dolayısıyla kafandakileri dönüştürebilirsin. Sana dost olan bir burçta gerçekleşen Yengeç yeni ayından bahsedeceğiz. Bu Yengeç ayı nelere kadir? Efendim, bu Yengeç ayı sana hedeflerine ulaşabilmene katkı sağlıyor. Özellikle gerçekleştirmek istediğin projelerin varsa doğru insanları bulabileceksin bu dönem. Bu iyi bir şey. Ondan sonra eğer kalbin boşsa
bu girdiğin sosyal ortamlarda yeni insanlarla tanışabilirsin. Libido da yüksek, seks apetin yüksek bu arada. Dolayısıyla senin için güzel, yahşi bir yeni ay haftasının içerisindesin. Tabii ki değişimler ve dönüşümler var. İşte Koç burcundaki ve Terazi burcundaki değişim ve dönüşüm sana nasıl yansıyacak? Kaderi anlamda tutulma hatlarının olduğu, senin dışında gerçekleşen bir takım konular gündemde olacak. İyi de ve doğru da olduğunda, akışta kaldığında bu hat sana daha iyi bir seni müjdelemekte. Tutulma hattı maddi ve manevi olarak değerlerini sorgulayacağın bir sürecin içerisinde olacağından senin hayatında yeni bir versiyonunu, üst versiyonunu yaşamana katkı sağlayacak. Önümüzdeki 1,5 senelik süreç içerisinde kendi değerini bilme, kendini fark etmeyle ilgili olumlu anlamda sınavlara tabi tutulacaksın. O yüzden paranı ve kendi öz saygını, sevgini eksik etme sevgili Başaklar. Venüs'ün retrosu Aslan seyrinde ne getiriyor? Tabii ki eski aşkları kafana kafana getiriyor böyle. Eski projeler, belki daha önce yapmakta çalışırken yaptığın yarım kalan şeyler gündeminde olabilir. Bunlara da ağırlık verebilirsin. Eskiye rağbet olsaydı tabii ki bit pazarına nur yağardı. O açıdan lütfen sakin ve izlemede kal. Öyle ani duyguların içerisine girme. Haftanın akışına bakarsak, pazartesi salı günü yengeç yeni ayının etkilerini, hedeflerine ulaşabilmek için grup çalışmaları, arkadaşlıklar, yeni ortamlarda yeni insanlarla kalışma, eski tanışma, eski sevgiliyle görüşme gibi durumlar, karşılaşma durumları yaşanabilir. Çarşamba ve perşembe gününe baktığımızda artık mental anlamda biraz içe çekilme durumları yaşayacaksın. Burada kendini sorgulayacağın, sevgiyle alakalı kendini biraz yargılayabilirsin, ajitasyon yapabilirsin. Dolayısıyla bu dönem lütfen ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu bilerek o şekilde yaklaş olaylara. O zaman bu retroyu lehine çevirebilirsin. Ayrıca hafta sonuna doğru artık iş hayatına, ikili ilişkilerine daha fazla ağırlık verme dönemin. Ondan sonrasında diğer bir taraftan hafta sonuna baktığımızda kendinle alakalı, maddi ve manevi olarak geleceğe yönelik neler planlayacaksın, neler yapacaksın, bunlara eğilme zamanı. Ve geldik sevgili terazi burçlarına. Sevgili teraziler, yönetici gezegeniniz retroya doğru gidiyor. Ne yapacaksın? Vallahi ne ilişkide ne iş hayatında radikal karar vermek istedim. Hiçbir şekilde 7 Eylül'e kadar kıpırdama diyorum sevgili terazi. Kıpırdarsan, yeni bir şeye atılım yaparsan senin için sıkıntılı olabilir. Dolayısıyla bu dönem benim sana tavsiyem, eski projeler, eski işler, var olanı, daha iyisini, daha kaliteli olanını nasıl meydana getirebilirsin? Kendini yeniden nasıl inşa edebilirsin? Projelendirme zamanı. Dolayısıyla kendi içine bir dön bakalım. Sevgiyle alakalı neler yapıyorsun? Gerçekten sevgini gösterebiliyor musun? İfade edebiliyor musun? Bunlarla ilgili lütfen bir yoğunluk yapma döneminin içerisindesin. Hazırlan diyorum sevgili terazi. Ve Venüs'ün retrosu bu şekilde durumlara getirirken yengeç yeni ayının etkisi aile hayatını da baz alarak kariyerinde U-turn, yani bir dönüş yapıyorsun. Yeni bir dönemin açılması var. Bu yeni dönem senin hayatında oldukça etkili olacaktır. Dolayısıyla iki kere düşün, bir kere harekete geçeceksin.
eylem zamanı değil, var olanı daha iyiye, daha kaliteliye düzeltme zamanları. Bunu da bu şekilde yaparsan evvelallah'ın izniyle 2024'ü çok güzel bir şekilde deneyimleyeceksin. 2024'ü girerken, Eylül'den sonrası için söylüyorum. Evet, şimdi haftanın akışına bakalım. Pazartesi ve Salı günü kariyerinle ilgili, iş hayatınla ilgili konular ön plana çıkacak. Ondan sonraki süreç içerisinde yurt dışı konuları, yurt dışı ile ilgili olan alanının tetiklendiği zamanlar, uluslararası konular olabilir, eğitim konuları olabilir. Bunlarla ilgili bir takım mücadelelerin içerisine gireceksin. Çarşambadan, perşembeden sonraki hafta sonuna doğru akışta finansal konular yine gündemde olacak. Kime ne verdin, ne yaptın, ne ettin? Harcamalar, krediler, vergiler, borçlar. Bunlarla ilgili bir dönem geçecek. Hafta sonu en güzel zaman, bu hafta sonu da aşkla, sevgiyle, beraberliklerinde bir araya gelme zamanı. Güzel vakitler geçirebilirsin. Tabii ki yengeç yeni ayının etkisiyle var olanı yıkıp yaratıp yeniden inşa etme zamanları. Dolayısıyla sevgili terazi, ne istiyorsun hayatında? Neleri başarmak istiyorsun? Bu haftadan itibaren artık biraz daha ciddi, daha sıkı sıkı arzularına sarıl diyorum sevgili teraziler. Ve geldik sevgili akrep burçlarına. Sevgili akrepler, yönetici gezegeniniz Başak Burcu'nda seyirde devam etmekte ve Mars'ın Başak seyri sizin hayatınızda olumlu anlamda güzel başlangıçları, eylemleri de beraberinde getiriyor. Girdiğiniz ortamlarda, hayatınızda yeni bir insanla tanışmanız söz konusu. Bu insanla beraberlikler kurulabilir. Eski sevgiliye rastlanabilir ve sıkı sıkı bodoslama bir ilişkiye girilebilir. Yengeç yeni ayının etkisi hayatınızda olumlu anlamda kariyer konularında yurt dışından alacağınız destekler, dijital medya, uluslararası konularla alakalı yeni bir başlangıcı yapabileceğinizi göstermekte. Dolayısıyla bu yeni ayın etkisi sizin için olumlu olacaktır. Koç ve terazi aksındaki tutulmaların etkisi hayatınızda sağlık, günlük akışla alakalı yeni bir düzeni de beraberinde getirmekte. Bu bağlamda hayatınıza bir çeki düzen verme zamanları, olumlu anlamda yeni bir küllerinizden doğacağınız bir sürecin içerisine giriyorsunuz ama bu meta zoru olmuyor, isteyerek yapacağınız bir şey. O yüzden bu yeni ay ve bu tutulma hatlarının değişim ve dönüşümü size iyi gelecektir. Sizi sevindirecektir. Hayırlara vesile olsun diyorum.